Aspor izleyicilerimize Riva'dan mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim. Milli takımımız Galler maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere görüntüleri gösterirken ben de notları aktarmak istiyorum. Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz günlerde bir sakatlığı vardı ve takımdan ayrı çalışıyordu. Şu dakika itibariyle de takımla beraber çalışmalara başladığını gözlemleyebiliyoruz. Eren Elmalı'nın bir sakatlığı var. Eren Elmalı da takımdan ayrı bir şekilde çalışacak. Artık oyuncular yavaş yavaş toplantı. Montella şu dakika itibariyle de kısa bir toplantı yapıyor. Toplantının ardından düz koşunun ardından da 5'e 2 top çalışması olacak. Daha sonrasında da taktik antrenmana geçilecek. 15 dakikası açık basına antrenmanın. Daha sonrasında da saatler 15'i gösterdiğinde İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Cardiff'e doğru hareket edecek A milli takımımız. 15 dakikası açık basın. Şu dakika itibariyle de mini bir toplantı yaptı Montella. Toplantının ardından da düz koşu eşliğinde başlayacak. Dediğimiz gibi yayın başımıza da belirtmiştik. Hakan Çalhanoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Takımdan ayrı çalışmıştı. Bugün itibariyle takımla beraber çalışmalara başladığını aktarmış olalım. Kerem Aktürkoğlu'nu görüyoruz. O da transfer görüşmelerinden dolayı geçtiğimiz günlerde izin almıştı. Benfica ile anlaşmıştı. O da bugün takımla beraber çalışmalara başladı. Dün aslında takımla beraber çalışmalara başlamıştı. Dün basına kapalı olduğu için antrenman Aspor izleyicilerine aktaramamıştık. Ama şu dakika itibariyle de Kerem Aktürkoğlu'nun da takımla beraber çalıştığını gözlemleyebiliriz. İsmail Yüksek Montella ile orada bir toplantı halinde. Kısa bir toplantı yapılıyor. Henüz şu an o koşuya dahil olmadı. Tercüman aracılığıyla bir mini bir toplantı gerçekleştirdi Montella. İsmail şu dakika itibariyle o da takıma dahil oluyor ve koşuya dahil olacağını da ifade edeyim. Eren Elmalı hakeza şu an takımdan ayrı çalışıyor. Hemen sağının sağ tarafında o da sakatlığından ötürü takımdan ayrı çalıştığını aktarmış olalım. Kaleci Mert Günoğ'u görüyoruz. Altay Bayındır'ı görüyoruz. Uğurcan Çakır. Herhangi bir eksik veya cezalı oyuncunun olmadığını aktarmış olalım. Biraz uzak mesafedeyiz tabii ki de. Uzak mesafeden gördüğüm müs kadarını aktarmak gerekirse şu dakika itibariyle de hemen karşı tarafta düz koşunun ardından taktiksel koşuya başladılar. Barış Alper Yılmaz'ı görebiliyoruz. İsmail Yüksek, Hakan Çağlaoğlu aslında yayın başında da belirtmiştik. Üstünde basa basa tekrardan hatırlatmakta fayda var. Sakatlığından ötürü geçtiğimiz günlerde takımdan ayrı çalışmıştı. Kasığında hissettiği ağrıdan dolayı takımla beraber çalışmamıştı. Semih Kılıçsoy'a bir parantez açacak olursak, Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu ifadelerini kullanmıştı. Buna ek olarak da Mustafa Ekimoğlu da Avrupa U21 şampiyonası elemelerinde İrlanda ve San Marino ile karşılaşacak. Ümit milli takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı ifadelerini kullanmıştı. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. U21 milli takımımız yarın saatler 19.45'i gösterdiğinde Aspor ekranlarından yayınlanacak. Mücadele ile karşı karşıya gelecek. Ve Mustafa Ekimoğlu da U21 takımına da dahil olduğunu aktarmış olalım tekrardan. Uluslar Ligi B Ligi'nde 4. grubundaki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacak A milli takımımız Galler ile 10. kez rakip olacak. Milliler tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı. Avrupa Şampiyonası'nda 1 Dünya Kupası elemeleriyle Avrupa Şampiyonası eleminde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan Ay Yıldız ekip kalesine de 13 gol görmüştü maalesef ki. Geçmişe bakacak olursak tabii ilk maçta 1978'de iki ülke arasındaki ilk karşılaşma oynanmıştı. Galler'in kuzeyinde Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı da Galler 1-0 kazanmıştı. İlk yarısı golsüz bitmişti o mücadelede tabii. Son maçta berabere Ay Yıldızlar Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te Euro 2024'te elemeleri son maçında Galler'i başkenti Cardiff'te karşı karşıya gelmişti.
Galler'in golünü 7. dakikada Williams gelmişti. Ama Ay Yıldız'da ekibimizin golünü ise 70. dakikada Yusuf Yazıcı da atmıştı. Ve beraberliği sağlamıştı. 10 gollü maç da var tabii geçmişte baktığımızda. Türkiye ile Galler arasında en gollü karşılaşma geçmişe baktığımızda 20 Ağustos 1997'de oynanmıştı. Ali Samiyan Stadyumu'nda oynanılan mücadelede teknik direktör Mustafa Denizli'ydi o dönemde. Tabii yönetimde ilk yarısı 3-3 sona ermişti. Daha sonrasında ikinci yarıda 6-4 kazanmıştı milli takımımız. Karşılaşma iki takım arasında en gollü müsabak olarak kayıtlara geçmişti. Galler'le tarihimizde tabii ki de gollü karşılaşmalarda olmuştu. Tabii A milli takımımız rakibiyle oynadığı son iki karşılaşmayı hiçbir şekilde kaybetmedi. Ay Yıldız ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda oynadığı iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik almıştı. Türkiye'de Samsun'da oynanan mücadele ise Umut Nayır ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazanmasını bilmişti. Amili takımımız Galler'de oynanan maç ise 1-1 berabere bitmişti. Grubunda tabi sadece Galler yok amili takımımızın. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Galler'le karşı karşıya gelecek. 21.45'i gösterdiğinde düzeltmek gerekirse Galler'le karşı karşıya gelecek. Daha sonrasında önümüzdeki hafta İzlanda'yla Göztepe'de oynayacak, İzmir'de oynayacak. Ve tabii ki de Karadağ aynı şekilde grupta bir diğer takım. Amili takımımız yarın itibariyle Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta mücadelesi başlamış olacak. Bugün öğlen saatlerinde saatler 15'i gösterdiğinde amili takımımız özel uçakla Cardiff Havalimanı'na doğru hareket edecek. Akşam saatlerinde Türkiye saatinde saatler 20'yi gösterdiğinde tecrübeli savunmacı Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Daha sonrasında da saatler 21.45'te Galler ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. Şunu da belirtmekte fayda var tabi. Herhangi bir eksik oyuncunun olmadığını tekrardan hatırlatmakta fayda var. Semih Kılıçsoy dışında. Semih Kılıçsoy'un tedavisi ise Beşiktaş kulübünde devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen karşı tarafta oyuncuları gözlemlediğimiz kadarıyla Arda Güler'i görüyoruz. İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz yeni saç stiliyle yine antrenmana görsel anlamda damga vuran isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Montella da tabii ki de yardımcı antrenörle beraber sürekli bir iletişim halinde. Ve Eren Elmalı da hemen takım arkadaşlarının bulunduğu alanda düz koşuya takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Umut Nayır. Geçtiğimiz günlerde tabii Umut Nayır'ın bir demeci vardı. Kazanmak istiyoruz. Güzel bir atmosfer yakaladık. Avrupa Şampiyonası'nda bu atmosfere devam etmek istiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ve şu dakika itibariyle de koşuların ardından topla çalışmalar başlayacak. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim, Mert Müldür ve artık yavaş yavaş topla çalışmalarında başladığını gözlemleyebiliyoruz. Hemen sağ tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu görebiliyoruz. Abdülkerim'le beraber geçtiğimiz günlerde transfer görüşmesi için özel izinle ayrılmıştı. Kerem Aktürkoğlu dün antrenmana katılmıştı. Abdülkerim var. Eski takım arkadaşı diyebiliriz artık bu dakika itibariyle. Ve Hakan Çalhanoğlu da aynı şekilde hemen orta alanda. Yanında Kenan Yıldız. Ve şu anda da topla çalışmaların başladığını gözlemleyebiliyoruz. Artık tabii şunu da belirtmekte fayda var. Sabahın erken saatleri ama oldukça da yüksek bir nem olduğunu ve sıcak olduğunu da gözlemleyebiliyoruz biz basın mensupları olarak. Oyuncular için de tabii ki de kolay değil açık konuşmak gerekirse. Ve Salih Özcan'ı görebiliyoruz. Merih Demiral ve amili takım kadrosuna tabii ilk defa seçilen oyuncuları da gözlemleyebiliyoruz. Alanya Spor'dan Eren'i görebiliyorum. Hemen sol tarafta Arda Güler, İsmail Yüksek, Salih
Okan Yokuşu daha keza transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştu. Montella her zamanki olduğu gibi takımla iç içe ve sürekli diyalog halinde. Kenan'ı görebiliyoruz. Zeki aynı şekilde. Topla çalışmalar başladı. 15 dakikası basına açık antrenmanın. Ve hemen sağ tarafta Alanyaspor'un oyuncusunda, milli takım ilk defa seçilen oyuncusunu görebiliyoruz. Umut Nayır. O da bu sezon Konyaspor'da mücadele ediyor. Transfer döneminde Konyaspor'la transfer olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Kasımpaşa mücadelesinde şık bir gol atmıştı açıkçası. Umut Nayır. Barış Alper Yılmaz, İsmail Yüksek ve şu dakika itibariyle de aynısını tersten yaparız ifadeleri kullanılarak topla çalışmanın devam ettiğini aktarmış olalım. Artık yavaş yavaş tabii 15 dakikası basına açık olan antrenmanın da yavaş yavaş sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak baktığımda tabii göze çarpan olarak ekstra anlatabileceğim veya gözlemleyebildiğim bir şey var mı diye baktığımda tekrardan hatırlatmakta fayda var. Eren Elmalı takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Hemen sağ tarafta yardımcı antrenör eşliğinde Eren Elmalı ayrı bir bireysel çalışma yapıyor. Hakan Çağlanoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Geçtiğimiz günlerde sakatlığından ötürü antrenmana katılamamıştı. Ve o da takımla beraber çalışmalara başladığını söyleyelim. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demirel, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çağlaoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu. Aday kadro bayağı geniş milli takımda. Biz artık yavaş yavaş basın mensuplarında 15 dakika açık olan antrenmanın yavaş yavaş artık sonuna geldik. Biz gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım.